Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu önümde gördüğünüz iki kardeşi inceleyeceğiz. Kardeş diyorum ama iPhone'un yeni çıkan büyük abileri. Sağ elimde iPhone 15 Plus var. Sol elimde de iPhone 15 Pro Max var. İkisinde de bir önceki serilerine nazaran, yani bunda iPhone 14 Pro Max'e göre, bunda da iPhone 14 Plus'a göre belirgin değişiklikler var. Bunlardan da ara ara bahsedeceğim ama bu ikiliyi güzel bir şekilde kıyaslamak istiyorum. İkisinin de kamera testlerini yaptım. Hem ayrı ayrı videolarını çektiğim için orada yaptım, hem de ikisini yan yana kıyaslayarak yaptım. Sonuçlar beklediğimden biraz daha farklı çıktı. Neyse, hadi çok uzatmayayım. Kıyaslama başlasın. Evet efendim, iki cihazımız da burada. Kutularına baktığınızda herhangi bir farklılık yok. İkisi de dynamic island'lar yüzünden aynı telefonmuş gibi gözüküyorlar. Üst tarafı bu şekilde şöyle parıldıyor. Yan taraflarında da renklerine göre iPhone yazıyor. Kutu alıştığımız kutu. Herhangi bir değişiklik yok. İkisini de açalım. Bu arada ben bu iki cihazı da incelediğim için önceden açtım. Böyle bir yalandan kutu açılımı yapacağız. Telefonları kenara alıyorum. Kutu içeriğine baktığımızda ikisi de birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Şimdi cihazlar gelsin. iPhone 15 Pro Max mavi titanyum renginde. iPhone 15 Plus ise yeşil renginde ama ben bu yeşil rengine bayıldım. Şöyle göstereyim. Beyaza yakın ama işte şu kameranın olduğu yerler, yan tarafları falan daha böyle koyu bir yeşil arka tarafa nazaran. Bence çok şık, premium duruyor. Arka tarafına baktığımızda önceki nesilden farklı bir şey yok. Yine Plus'ta 2 tane çapraz kamera var. Pro Max'te de 3 tane kamera var. Sensörler bile aynı yerde. Telefonlara karşıdan baktığınızda ikisi de neredeyse birebir aynı. Dynamic Island gelince önden görüntü olarak çok bir farklılık kalmadı. Çok belli olmuyor olabilir, sadece Pro Max'in şu yandaki gördüğünüz çerçeveleri daha ince. Ama çok aşırı bir fark da yok. Yan tarafına baktığımızda bu ses açma kısma tuşu 15 Plus'ta hala çentik halinde. Pro Max'te ise aksiyon butonu var. Eylem düğmesi diye geçiyor. Onun dışında da fiziksel olarak çok bir farklılıkları yok. Ve tabii ki önemli bir değişiklik. İkisine de Tip C'ye geldi. Artık Lightning kabloya veda ettik. İyi ki de ettik. Çünkü ben çok sıkılıyordum yanımda birkaç tane kablo gezdirmekten. AirPods'um var, iPad'im var, MacBook'um var, iPhone'um var. Biri Lightning ile şarj oluyor, diğeri Tip C ile şarj oluyor. Açıkçası biraz can sıkıcıydı. Ama neyse ki Avrupa Birliği standartları yüzünden Apple geri adım atmak zorunda kaldı. Öncelikle renklerinden başlamak istiyorum. iPhone 15 Plus'ın tam 5 farklı rengi var. Siyah, mavi, yeşil, pembe ve sarı olmak üzere. Pro Max ise 4 farklı renkle geldi. Bu gördüğünüz mavi titanyum, siyah titanyum, beyaz titanyum ve natürel titanyum. O biraz daha böyle sarımtırak bir tona sahip. Başlangıç fiyatlarına gelirsek, ki bu değişebilir. iPhone 15 Pro Max 76.999 TL'den başlıyor 256 GB'lık modeli. Çünkü en az 256 GB alabiliyorsunuz Pro Max modelini. iPhone 15 Plus'ta ise 56.999 TL'lik bir fiyat var. En düşük modeli bu. 128 GB'lık. İkisi de 3 farklı kapasiteyle geliyor. Pro Max 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle geliyor. Plus ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere yine 3 farklı kapasitede geliyor. İkisinin de ekran boyutları aynı. İkisi de 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED ekrana sahip. Piksel yoğunlukları da birebir aynı. İkisinde de 460 ppi. Ama şöyle bir ayrım var maalesef. Herzleri farklı. Ekran tazeleme hızları farklı. Pro Max'te ProMotion teknolojisi var. Yani değişken herz diyebilirim. 10 Hz ile 120 Hz arasında gidip geliyor ama siz hep 120 Hz akıcılığıyla görüyorsunuz ekranı. Şu 15 Plus'ta yine 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var maalesef. Ben inanamıyorum yani, yıl 2023 olmuş. Sen 50 bin liranın üzerinde telefon satıyorsun ve 60 Hz hala. Yani en azından bir 90 olmasını çok istiyordum ben. Yapmadılar. Ve ekranlarında şöyle bir farklılık daha var. Biliyorsunuz 14 Pro ailesinde Always On Display'i görmüştük. Yine bu özellik 15 Pro ve 15 Pro Max'te mevcut ama 15 ve 15 Plus modeline getirmediler. Her zaman açık ekran özelliği bulunmuyor. Ve materyal ayrımı da getirdiler. Zaten geçen sene de vardı işte. Alüminyumken normal modeller, Pro modelleri paslanmaz çelikti. Paslanmaz çeliği tamamen yok ettiler. Titanyum geldi. Söylediğim gibi biri titanyum, biri alüminyum. Gelelim şimdi çip kısmına. Burada olaylar bayağı ayrılıyor. iPhone 15 Pro Max'te A17 Pro isimli bir çip var ve telefonlarda kullanılan ilk 3 nanometre transistör aralığına sahip çip. Ve bu da kendisini bayağı önemli kılıyor. Çünkü transistör aralığı daralınca ortaya bir verimlilik çıkıyor. Daha az güç tüketmeye başlıyor. Yani tam burada
Pro ile normal modelleri çip olarak ayıracaklarını belli ettiler. Zaten bunun ilerleyişi geçen seneden geliyordu. Biliyorsunuz iPhone 13'teki çipleri normal 14 modellerinde de kullanmışlardı. A16 Bionic'i de Pro modellerine koymuşlardı. Şimdi o Pro modellerindeki çipi normal 15 ve Plus'a koymuşlar. Bilmiyorum, Apple bir şeyler deniyor ama neler olacak göreceğiz performans farkı olarak. A17 Pro çipinde 6 çekirdekli bir CPU, yine 6 çekirdekli bir GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine bulunuyor. A16 Bionic'e gelirsek yine 6 çekirdekli CPU, 5 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine bulunduruyor. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Lightning'den Type-C'ye geçtiğimizi söylemiştim. Herkes işte işte çok iyi oldu çünkü Lightning USB 2 teknolojisini kullanıyordu diye sevinmeye başlamıştı. Çok garip bir olay var ortada. Bu bilgileri de kimse konuşmadı. Yani ben denk gelmedim, bilmiyorum. Evet. Pro Max'in üzerinde bulunan Type-C girişi USB 3 desteği sunuyor ama normal modellerde hala USB 2. Yani aralarında veri aktarımı yaptığınızda 20 kata kadar hız farkı görebilirsiniz. Yani neden hala USB 2 koydular buna bilmiyorum. Yani 10.000 liralık telefonlar USB 3 desteği veriyor. Android tarafında söylüyorum. Garip. Şimdi de boyutlarından bahsedelim. Yan tarafta çıkacak ağırlıklarını ben söylemek istiyorum. iPhone 15 Plus 201 gramken iPhone 15 Pro Max 221 gram. Aralarında 20 gramlık bir ağırlık farkı var. Bu aralık daha fazlaydı. iPhone 15 Pro Max'in ağırlığı düşürüldü 14 Pro Max'e göre. O yüzden biraz daha yakınlaştılar. Bu da kullanılan materyalin falan değiştirilmesiyle alakalı tamamen. Ve yan taraftan İnceliklerine baktığınızda 15 Plus daha ince. Zaten boyutlarda okumuşsunuzdur. Aralarında 0.45 mm'lik gayet az bir fark var ama bunun da sebebi kamera lenslerinin derinliği ile alakalı. İkisinin de suya ve toza karşı dayanıklılığı aynı. İkisinin de IP68 sertifikası mevcut. Maksimum 6 metre derinliğe kadar 30 dakika dayanabiliyor. Şimdi geçelim kamera kısmına. iPhone 15 Pro Max'te toplamda 4 kamera bulunurken iPhone 15 Plus'ta toplamda 3 kamera bulunuyor. iPhone 15 Plus modelinde telefoto kamera yok. Bir de tabii ki arkaya baktığınızda lidar sensörü yok. Zaten arkasından baktığınızda bu iki telefonu ayıran şeyler de bunlar. İlk ana kameradan başlayalım. iPhone değişik bir hamle yaparak normal 15 ailesine de 48 megapiksellik kamerayı getirdi. Ve Pro ve Pro Max'te de yine 48 megapiksellik bir kamera var. Aynı kamera mı? Değil. Bunu zaten kağıt üzerindeki verilerden anlıyoruz. Evet, aynı çözünürlükteler ama diyaframda ayrılıyorlar. iPhone 15 Pro Max'in kamerası f1.78'lik bir diyafram açıklığına sahip ve 24 mm'lik bir odak uzaklığı var. iPhone 15 Plus'a gelirsek f1.6 diyafram değerine sahip ve 26 mm'lik bir odak uzaklığı var. Şimdi genel olarak toparlayayım. Kağıt üzerindeki diyafram verilerinde iPhone 15 Plus daha önde ama sanıyorum ki sensör büyüklükleri farklı ki bu detaya internetten ulaşamadım. Ama yaptığım testlere göre iPhone 15 Pro Max daha iyi çektiği için sensörünün daha büyük olduğuna eminim. Ve bu bahsettiğim odak uzaklıkları da farklı. iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Plus'a göre bir tık daha geniş çekiyor. Biri 26 mm, diğeri 24 mm. Bu milimetre azaldıkça daha geniş çeker. Bilmeyenler için hızlıca belirtmiş olayım. Ultra geniş açı kameraya gelirsek yine farklı sensörler kullanılmış. İkisi de 12 megapiksel. Pro Max'teki diyafram değeri f2.2, 15 Plus'taki diyafram değeri f2.4. İkisi de 13 milimetrelik odak uzaklığına sahip. Yani aynı genişlikte çekiyorlar. Ve Pro Max'in tabii ki üçüncü bir kamerası daha var. O da telefoto kamerası. 5x optik zoom yapabilen, yani 120 milimetre odak uzaklığına sahip bir sensör. f2.8 diyafram değerine sahip ve ben bu sensörü çok beğendim ama ışık güzel olduğu zaman. Eğer ışık güzelse mükemmel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Özellikle de fotoğraf kısmı çok iyi. Ama karanlık oldu mu insanı biraz üzüyor. Videoda perişan ediyor. Zaten testlerde göreceksiniz. İkisinde de sensör bazlı optik stabilizasyon var. Ama ikisi birbirinden ayrılıyor. Çünkü ikinci nesil diye isimlendirdiği bir optik stabilizasyon var Pro Max'te. Plus'ta ise birinci nesil. Yine zaten koştum, bir şeyler yaptım. Stabilizasyon farkını da göreceksiniz. İkisinin de kameralarının ortak özellikleri yan tarafta çıksın. Buradan okuyabilirsiniz. Fakat ben ayrıldığı yerleri anlatayım. Daha güzel bir kıyaslama olsun. Bu iki telefonda da gece modu mevcut. Fakat Pro Max'te portre çekimler yaparken de gece modunu kullanabiliyorsunuz. Plus'ta kullanamıyorsunuz. Pro Max'te makro çekimler yapabiliyorken Plus'ta yapamıyorsunuz. Makro desteği yok. Ve 15 Pro Max'in makrosu inanılmaz güzel. Çok beğendim. Bayağı geliştirilmiş. Böyle
dibine girerek her şeyi çekebildim. Yine bir ayrımdan bahsedeceğim. Pro Max'te RAW yani ham fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Plus'ta bu özellik mevcut değil. Ön kameradan da bahsedelim. İkisinde de 12 megapiksellik f1.9 diyafram değerine sahip kameralar kullanılmış. İkisi aynı kamera olabilir. Bundan emin değilim. Yaptığım testlerde aralarında çok bir fark olduğunu hissetmedim. Ama şunu söyleyeyim, iPhone 14'e göre iPhone 15'te kullanılan kameralar çok değişmiş. Yani acayip kalite artmış. Mesela 14 ile 14 Pro arasında ön kamerada çok büyük fark vardı. Burada öyle bir fark kalmamış. Video kaydı tarafına gelirsek, bu gördüğünüz iki telefonun da tüm kameraları 4K 60 kareye kadar kayıt yapabiliyorlar. HDR videolar çekmek istiyorsanız da 4K 30 kareye kadar çekim yapabiliyorsunuz. İşitsel zoom, gece çekimleri, 240 kareye kadar ağır çekimler vesaire hepsi birebir aynı. Yine farklılıklarını söyleyerek devam edeceğim. Fotoğrafta olduğu gibi videoda da Plus'ta makro bulunmuyor. Pro Max'te makro çekimler yapabiliyorsunuz videoda. Ve ister hızlandırılmış çekimde olun, ister yavaşlatılmış çekimde olun, hepsinde makro çalışıyor. Ve gerçekten çok beğendim. Makroyu biraz daha geliştirmişler. Pro Max'te ProRes çekimler yapabiliyorsunuz, Plus'ta yapamıyorsunuz. Pro Max'te log formatta çekimler yapabiliyorsunuz, Plus'ta yapamıyorsunuz. Bir de Academy Color Encoding System diye bir şey var. Bu daha çok renk yapanları ilgilendiren bir durum. O Pro Max'te var, Plus'ta yok. Evet, şimdi de bizi ön kameralardan görüyorsunuz. İkisi de 4K 60 kare. Oğlum komisyon. Evet, evet, merhabalar. Şu anda bu arkadaş neydi? Bu kimdi, kaçtı bu? Pro Max o. 15 Pro Max. Evet. Burada şu an sesimiz 15 Pro Max'ten gelsin. Arkada veletler bağırıyor. Böyle top oynuyorlar. Evet, 15 Pro Max. Şimdi de 15 Plus'tan gelsin. Sen konuş bakalım biraz daha. Evet, geldik çıktık dışarıya. Koşturuyoruz, çalışıyoruz, test yapıyoruz. Canlılığa bakmak istiyorum. Şöyle abi. Gel, ekranın verdiği canlılık farklılığı da olabilir. Bilgisayara atınca göreceğiz. Siz de zaten yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, şimdi de sinematik moddayız. Seçkine doğru dönüyorum. Tekrar ben döndüm. Şöyle gözlerimizi de yapalım. Şakır gözüm ya. Evet. Sinematik mod performansı da bu şekilde 4K 30 kare çekim yapabiliyor ikisi de. Evet, şu anda video kaydındayız. İkisinde de 4K 60 kare. Karizmanız evladı ya. Bak bak şu gözlüğü kapatışa bak, koyuşa bak. Elimde sallanıyor bu arada. Stabilizasyonuna dikkat edin. Konuşamadım. Şöyle etrafı da göstereyim. Hatta bir stabilizasyon da yapalım. Koşuyorum şu an. Hareket modu kapalı ikisinde de. Şimdi seçkine doğru koşacağım. İşte bu. Evet, şimdi de sinematik moddayız. Arka kameralarda 4K 30 kare ikisi de. Uzaklaş ama biraz ya. Yakıştı mı böyle? Götümüze girdin. Biraz dik çekiyor ya bak. Bu böyle olursam almayacak beni. Alır alır alır. Evet, tekrar sana dönüyorum. Öpmedin beni. Nasıl bir adam bu ya? Evet, ikisini... Ayda geldi vallahi, kayıtlara girdi. Mide öztüğüm geldi oğlum. Peki efendim. Evet, şimdi de süper stabilizasyonu deneyeceğiz. Hareket modu yani. Koşuyorum. İkisinde de açık. 2.8K 60 kare. Valla çatır çatır koşuyorum şu an. Şimdi kendimi çekerek koşayım bir de. Çok yakın olacak büyük ihtimalle ama. Dur şu donumuzu toplayalım ya. Hadi bakalım. Başladık. İnsanlar da bakıyor bu manyak ne yapıyor diye. Evet. Bu tarafta iPhone 15 Pro Max.
Burada da iPhone 15 Plus var. Bu arada 4K 30 kare çekiyoruz. Bunu çekmemizin sebebi 60'a çıkarttığımızda enstantaneyi yükselttiği için biraz daha böyle karanlık oluyor görüntü. O yüzden 4K 30'da çekelim dedik. Aklınızda bulunsun, çok karanlık havalarda 60 karede çekmeyin. Daha da böyle kısık olur ışığı. Bu da küçük bir bilgi. O zaman bitirmeden devam edelim. Şu anda benim sesimi iPhone 15 Pro Max'ten bu şekilde duyuyorsunuz. Benim sesim sizlere böyle geliyor. Benim sesimi de iPhone 15 Plus'tan bu şekilde duyuyorsunuz. Bir sağa bir sola geçsin. Hatta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu Almanya gereksiz soğuk ya. Şu an Türkiye'de yanıyorsunuz siz büyük ihtimalle. Burada ben dondum abi ya. Bana göre değil. Adam kısa kolluyla geziyor. Alışmış. Benim narin bedenim alışamadı şuna ya. Şu an ultra geniş açım. Evet, ultra geniş açıdayız. Geçirelim biri. Geçiyorum biri. Geçtik. Şöyle. Böyle bir ters oldu. Işık şimdi güzel. Evet, daha iyi anlayayım diye biraz ışık kaynağının berisine geçtim. 2x'e geçiyorum. Geç. Evet. Yorumlar size ait. Yani yan yana zaten koyacağım, eş zamanlı göreceksiniz. Ya da Seçkin'in kanalında da aynı görüntüler olacak. O da koymuş olabilir. Öyle dur bakayım. Öyle dur. Bir dakika. Açıyı ayarladım. Evet. Burada ne görüyorum biliyor musun? Bir star. 15 Plus'ta buy a noise görüyorum. Şeyde görmüyorum 15 Pro Max'te. Bakalım şeyde ne olacak. Post prediction'da. İki telefonun da bağlantı özellikleri aynı. Yan tarafta çıkacak. Buradan okuyabilirsiniz. Hepsini tek tek söyleyerek uzatmak istemiyorum çok. Şimdi gelelim güç ve pile. İkisinde de MagSafe desteği var bu arada. 15 Watt'a kadar MagSafe'de şarj edebiliyorsunuz. Ama tip C tarafına geldiğimizde herkes benim gibi şarj etme hızlarının akımın artacağını düşünüyordu. Mesela geçen sene Pro Max'te 27 Watt'tı. Plus'ta da 20 Watt'tı. Ve Lightning kullanılıyordu biliyorsunuz. Hiçbir şey değişmedi. Yine 27 Watt, yine 20 Watt güç çekebiliyor. Ve söylentiler arasında benim çektiğim videoda da vardı. İşte 35 Watt'a, 40 Watt'a yükseleceği gibi söylentiler vardı. Olmadı. Yapamadık. Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi? Şimdi telefonlar yeni çıktığı için batarya ömürlerinin ne kadar gittiğini söylemek çok zor. Deneyimlemek gerekiyor uzunca bir süre. Ama kağıt üzerindeki verilere göre konuşuyorum. Online video izlemede Pro Max 25 saat, Plus ise 20 saat şarjı gidiyormuş. Bunu Apple söylüyor. Aralarında %20-25'lik bir fark var. Bunun sebebi büyük ihtimalle bu bahsettiğim 3 nanometrelik yeni çipi olan A17 Pro Bionic ile alakalı. Ben 14 Pro Max kullanıyorum şu an. Daha geçiş yapmadım 15 Pro Max'i. Ve batarya ömründen hiç memnun değildim. Bakalım, umarım bir şeyler düzelmiştir. Ve ısınma sorununu ortadan kaldırmışlardır. Umarım ki, sanmıyorum. Çünkü telefonun ısındığını hissediyorum bazen. Özellikle şarja taktığımda cayır cayır yandı telefon bugün. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Böyle yaşadığım deneyimleri ara ara orada story'de paylaşacağım. Evet, farklılaşan özelliklerini anlatmaya çalıştım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aralarındaki 20 bin liralık fiyat farkı sizce değer mi? Bunu yorumlarda belirtin. Hani lütfen şunu yazmayın, işte o paraya hiçbir şey değmez vesaire. Bunlardan bahsetmiyorum. İkisini kıyaslayın ve aralarında %30'luk bir fiyat farkı var. Buna değer mi? Onu yorumlamanızı istiyorum sadece. Bence de bu arada bu telefonlara bu paralar verilmez. Özellikle bu devirde. Ama veriyoruz. İşimiz bu. Ya büyük ihtimalle bu işi yapmıyor olsaydım bu paralara çıkmazdım telefonda. Daha böyle base bir şeyler alırdım ama işimle alakalı olduğu için ve sürekli kullanıyorum. Yeri geliyor telefonla çekimler yapıyorum. O yüzden en kalitelisini almak zorunda hissediyorum kendimi. Ki güncel takip edip size de güncel bilgiler paylaşmam gerekiyor. O yüzden ama dediğim gibi işte bu fiyat farkına değer mi sizce, bu yorumlamayı yapmanızı istiyorum. Ben yorumlamamı yapayım. Evet, bir içerik üreticisiysem kesinlikle Pro Max'i tercih ederim. O aradaki parayı da ödeyerek. Ama ben standart bir kullanıcıysam, gördüğüm sağa sola çekiyorum, mesajlaşıyorum, sosyal medyada dolaşıyorum, bir şeyler izliyorum vesaire. Bu fazla fazla yeter. Tek aralarındaki canımı sıkan şeyi de söyleyeyim. Şu ekran tazeleme hızı. Ben 60 Hz'lik telefon kullanamam. Çünkü 120 Hz'e alıştığınızda 60 Hz kasıyor gibi geliyor, takılıyor gibi geliyor.
Ona da adapte olunur aslında belli bir kullanımdan sonra ama çile gibi geliyor bana. Çok takılıyorum ben bu akıcılığa. Yani önceden Pro Max vesaire varsa sonra buna geçecekseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz, onu belirteyim. Bu arada videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.